üretir ve çalışan kazanır. Kim daha fazla istiyorsa, kim daha fazla inovasyon yapıyorsa, kim daha fazla çalışıyorsa bırakınız ona alan açınız, hür düşünce kendini gerçekleştirsin. Aydemir Güler de diyor ki iyi de gelir adaleti ne olacak, eşitlik ne olacak, fırsatta eşitlik ne olacak? İpekçim sen ne diyorsun? Ben mi de devam edebilirim? Tamam, tam hadi. Cem Bey'in kaldığı yerde kalmıştım. Tamam, tam peki söyledim. Sonra da İpek ve devam edelim. İşletme fakültelerinde de Cem Bey kar maksimizasyonu öğretilir. Ben de iktisat mezunuyum. Doğrudur, kar maksimizasyonu öğretiliyor. Bunu dinledim ben. Yani İktisat Fakültesi'nde Ömer Gökay girerdi makroekonomiya. Kulaklar çınlasın. Maliye politikasına İzzettin Önder giderdi. Nais Atlıgayan girerdi. Diğer derslere. Yani çok değişik yelpazelerden, hocalardan ders aldık burada. Kar maksimizasyonunu ben daha sonraki iktisat hayatımda ya da gazetecilik hayatımda duymadım pek. Buna verimlilik diye açıkladılar bunu. Yani kar maksimizasyonunun yerleştirileceği yere verimlilik kelimesini yerleştirirlerdi siyasetçiler. Ben verimlilik ondan sonraki hayatımda, okuldan sonraki hayatımda hep verimlilik kelimesi duyduğumda hep kar maksimizasyonunu anlamam gerektiğini anladım. Orada da verimli değilsiniz demek istedi aslında Cem Bey. Yani ben bu arada açıkça telaffuz eden yıllar sonra ilk siyasetçi kar maksimizasyonu diye konuyu telaffuz etti. Kendisini kutluyorum, onu da söyleyeyim. Sizce verimli olan, ekonomide verimli olan komünizm mi ya da sosyalizm mi, liberalizm mi? O konuda ne diyeceksiniz? Çünkü kendisi verimli olanın liberalizm olduğunu söyledi. Yani bu sorunun cevabı o kadar açık ki. Yani kapitalizm, şu neoliberal dönemden bahsediyoruz. 2008 atlatıldığı söylenen ama yalnızca ertelenmiş olan 2008 krizinde ortaya çıkan tablo neredeyse 70'lerden beri gelen, 80'lerden beri gelen bir zenginliğin tamamen yok edilmesi oldu. Tamamen yok edilmesi oldu. Türkiye'nin bu AKP'li yıllarına bakarsak sadece, Türkiye'nin işte milli gelirindeki artış, kriz ve yok. Yok, bitti. Bitti. Nereye gittiği belli değil. Şimdi sosyalizmde böyle bir şey yoktur. Sosyalizmde planlama vardır. Ama kapitalizmde kar maksimizasyonu kavramına dönersek eğer, şimdi karın maksimize edildiği, yani en yüksek karların alındığı yerde nüfusun büyük çoğunluğu da en derin yoksulluğa doğru gidiyor. Bu ikisi birbirine eşlik ediyor. Dolayısıyla kar maksimizasyonu demek yerine verimlilik denmesinin neden tercih edildiği de açık hale geliyor. Yalnız bu mülkiyet meselesi. Şimdi kapitalizmin özel mülkiyeti teşvik ettiği, insanların özel mülk sahibi olarak o özel mülkiyetin topluma yayıldığı falan, bunlar doğru değil ki. Böyle bir tarih yok. Kapitalizm özel mülkiyet rejimidir ama bu laftadır. Kapitalizm geniş kitleleri mülksüzleştiren bir rejimdir. Tam tersidir. Özel mülkiyet bir giderek daralan bir sınıfın elinde birikir. Toplumun geniş kesimleri, Marksist kavramla konuşursak eğer, proleterleşir. Yani mülksüzleşir. Bugün bu süreç devam ediyor. Türkiye'de de devam ediyor. Yani onlar kirada oturmak zorundadır, barınma sorunları vardır, yevmiyeyle çalışmak zorundadır, evet, şimdi, anlamında söylüyorsun. Liberalizmin dizginlendiği dönemler gördü dünya ve Türkiye. O dönemlerde örneğin bir işçi emeklisi emekli olduğunda eline geçen parayla ev sahibi olabiliyordu. Geçmiş olsun. Şimdi, bugün artık olamaz mı bir işçi emeklisi? Olamamanın ötesinde bir durumla karşı karşıyayız. Zaten o kıdem tazminatına göz konmuş ve çoğu ülkede de o budanmış durumda. Emekli olamıyor ki insanlar. 65 yaş emekliliğin, isterseniz 65 yaşında emekli olun. Veya emekliliğinizi alın, başka bir işte çalışmaya devam edin. Şimdi ikilem bu. Peki Batı dünyasında emekliler niye şikayetçi değil? Ya sizin Avrupa'da, kapitalist Kanada'da, Amerika'da, İskandinavya'da, Almanya'da emekliler refah içinde. Hiç öyle Türkiye'deki gibi, Türkiye'de liberalizm zaten uygulanmadı. Şimdi, serbest piyasa ekonomisi diye hiçbir şey yok Türkiye'de. Ne var Cem Toker? Sizin teşhisiniz ne Türkiye'deki ekonomiyle ilgili? Türkiye'de devletin ağırlığı, büyüklüğü, hantallığı, üretilen katma değere el koyması. Bakın yani Türkiye'de olan budur. Şimdi ekonomi bir tarla gibidir. En çok verimi en az suyla alan ülke zenginleşir.
Yani sermaye düşmanı olmaya gerek yok. Çünkü hem halkım iyi yaşasın, zengin olsun, refah içinde yaşasın. Ama paraya, sermayeye düşmanım, özel mülkiyete düşmanım diyerek demek, hem yumurta, omlet seviyorum hem yumurtaya düşmanım, hem pilav seviyorum pirince düşmanım demek gibi bir şey oluyor. Bu sistemi ben kurmadım. Onun için Türkiye'de zaten sermaye yok, birikmiyor. Birikeni de devlet alıyor vergi olarak, ben size hizmet edeceğim diye. Beyefendiye orada katılıyorum. Ondan sonra da alıyor bunu, heba ediyor, yok ediyor. Bakın, benim görüşüme göre kapitalizm veya serbest piyasa ekonomisi her neyse, bir kere ekonomi beklenti demektir Özlem Hanım. Beklenti nedir? Siz, ben, burada kaç kişiyiz? 2, 4, 5. 5'imizin 6 ay sonra bizim cebimize girecek para artacak mı, artmayacak mı? Maaşımıza zam gelecek mi, yoksa kapının önüne mi koyulacağız? Yoksa zam mı alacağız? Bu beklenti içinde harcama yapar ve planlama yaparız birey olarak. Beklentimiz iyiyse, ya işte gazetelerde okuruz ekonomi güçlü, faizler düşüyor, kredi bol, şu bu. Gideriz televizyon alırız, araba alırız, onu yaparız, bunu yaparız. O zaman balon şişer, kapitalizmde balonlar vardır. Ara sıra da patlar, bu gayet normaldir. Sonra yeniden beklentiler artar, şişmeye başlar. O zaman kimse kapitalizmden şikayet etmez. Evet, Cem Bey'in internetinde bir sıkıntı var herhalde. O düzeltirken, İpek ne diyorsun bu tartışmaya ve Aydemir Bey'e de belki aslında buradan bir... Aslında en baştaki Cem Bey'in Rusya, yani Sovyetleri anlattığı döneme biraz gelmek istiyorum. Kimileri saraydaydı, kimileri beş odalı evdeydi dedi. Aslında Svetlana Alekseyeviç'in İkinci El Zaman diye bir kitabı vardır. Nobel'li bir yazardır kendisi ve bu kitapla Nobel almıştır. Orada aslında o geçişten sonraki dönemi çok iyi anlatır. Bugün ne kadar pişman olduklarını kapitalizme geçtiğinden yurttaşların iyi anlatır. Ben size şunu sormak istiyorum. Bize hep böyle anlatıldı ya kapitalizm. Yıllarca beş odalı evde yaşamak, her şeyden mahrum olmak olarak anlatıldı. Kapitalizm mi? Komünizm. Komünizm, pardon. Siz bu tariflerle karşılaştığınızda ne düşünüyorsunuz? Ya bunlar gerçekten ucuz eleştiriler. Şimdi Sovyet Rusya'da konut sorununun olduğu dönemler var elbette. Öyle devrim sonrasındaki yıllarda iç savaş var, açlık var. Şimdi o başka. O bir sosyalizm deneyimi değil ki. Sosyalizmin iktidara gelme mücadelesi. Çok pardon, sosyalizmle komünizm arasında bir fark yok mu Aydemir Güler? Yani ikisini beraber tabii kullanıyorsunuz ki, ama yani ikisi arasında bir fark var ama şüphesiz ki uygulama açısından da, kavramsal açısından da. Tabii ki var. Dünya üzerinde komünizmin inşa edildiğini, bir sistem olarak kurulabildiğini iddia edilmedi bugüne kadar. Buna Sovyet Rusya'da dahil olmak üzere. Sosyalizm komünizme geçiş süreci olarak tarif edildi. Sovyetler Birliği dahil tabii ki. Ve bu süreç tamamlanmadan, bu süreçte belli bir noktaya gelinmişken bir bence karşı devrimle, dünya çapında bir karşı devrimle Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkeler yıkıldılar. Ama şimdi bu beş aile bir evde meselesi gerçekten, nasıl söyleyeyim, yani bir efsane. Uydurulmuş bir efsane. Ya da aynı ve şekilde efsanenin... 50 puan alıp çalışıp 50 puan alıp yatan kişiye de 50 puan vermek. Yani Cem Bey bu örnekleri verdiği için söylüyorum. Çünkü biz bu örneklerle büyüdük. Ama hani daha kötü örnekler de vardı. Zararlı. Şapka asan erkekler falan, o tür örnekler de vardı. Şimdi onlara da herhalde tırnak inanacak halimiz yok. Tırnak içinde komünizmin kötü bir şey olduğu bize hep bu örneklerle anlatıldı. Daha doğrusu komünizmin, yani o ideolojik tartışma bir yana, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda Türkiye'yi birbirine katan ve bir neslin yok edilmesine neredeyse yol açan o tartışma bir yana, komünizmin insanları refahta değil yoksullukta eşitleyeceği eleştirisi en büyük. Yani şu demir perdeyi kim ördü, duvarı kim ördü Özlem Hanım? Aydemir Bey? Demir perdeyi, duvarı kim ördü? Duvarı geçeni kim vurdu? Batı mı, hür dünya mı vurdu, yoksa komünist rejim mi vurdu? Kaç tane batılı doğuya gidip iltica etti? Kaç tane doğulu, Doğu Avrupalı, Sovyet batıya gitti, iltica etti? Neden?
Aydemir Bey. Şimdi bu soru bir kenara. Ben kaldığım yerden evet, devam buyurun edeyim. Buyurun ama bunu da yanıtını alarak. Tabii ki bunu da yanıtını alabiliriz. Şu anda dünya üzerinde en zengin kapitalist ülkelerde büyük kitleler sokakta yaşarken, kadınlar sokakta doğum yaparken, Sovyetler Birliği'nde 5 aileyi bir eve soktular. Şimdi bundan bahsetmek gerçekten ayıp. Bugünün dünyasıyla bağlantıyı kopartmış olmak gerekiyor. Şu biri tembel, biri çalışkan öğrenci meselesinde de zannediyorum o sıfır çeken öğrencinin kitap alacak parası yok. Evinde çalışacağı oda yok. Babası işsiz. Büyük annesi hasta, ona bakmak zorunda. Bir de bunlar var. Bu sosyal koşullar var. Yoksa elbette insanlar arasında zeka farklılıkları olduğunu reddediyor değilim. O da doğal bilimlerin bir alanına giriyor. Ya da hırs ama, farklılıkları da olabilir. Kimi genel, şu kadarla mutlu olurken kimi bu kadarla mutlu olamaz. Bu da olabilir. Yani. Ama şimdi biz 10 milyon öğrenciyi ele alsak, 10 milyon öğrencinin hangi koşullarda nasıl başarı derecelerine ulaşmışlar bunu incelesek, burada tembellik çalışkanlıktan daha temelli sosyal faktörlere mutlaka ulaşırız. O da diyorsunuz bir fırsat eşitsizliğin üzerine mi? Kuşkusuz, kuşkusuz. Peki bu ikisinin arasında bir denge bulunamaz mı? Yani aynı anda hem bu sosyal adaletsizliği, fırsat adaletsizliğini bir dengeye getirecek bir yapı, aynı zamanda da Cem Toker'in insan doğası diye tabir ettiği, daha fazla isteyen ve daha fazla başarmak için çabalayanın önüne engel koymamak mesela. Böyle bir, bunun bir böyle bir sistem, siyasal sistem, ekonomik sistem, böyle bir politik sistem, böyle bir sosyolojik düzen kurulamaz mı? İnsanoğlu bunca entelektüel, bu konuya kafa yoran bunca siyaset insanı bir model geliştiremedi mi? Şimdi çıkar farklılıklarına bölünmüşse toplum, öyle bir model birlikte geliştirilemiyor. Ama şu oluyor, bir taraf ezilenler, daha yoksul olanlar mücadele ediyorlar, örgütleniyorlar ve kendi koşullarını belirli ölçülerde kapitalistlere ve onların kontrol ettiği devlete dayatıyorlar. Ne yapıyorlar? Emeklilik yaşını aşağıya çekiyorlar. Ücret pazarlığına oturuyorlar, sosyal konutlar ediniyorlar, sosyal hakları gelişiyor, çocuklarına ücretsiz eğitim hakkını elde ediyorlar. Bunlar mümkün, bunlar ama mücadeleyle mümkün. Bunları dünyanın bunlar hiçbir kapitalist ülkesi cebinden çıkartıp da hediye etmedi. Tabii elbette Cem Bey, pardon cümleyi tamamladık. Buyurun tabii siz. Bak, buyurun. İzin verirse beyefendi, o sosyal hakların gelişmesi, çalışanlara daha iyi maaş verilmesi, daha iyi emeklilik haklarına kavuşmaları serbest piyasanın getirdiği rekabet ortamından dolayı olmaktadır. Hiçbir şirket para yatırıp eğittiği kalifiye elemanını rekabete kaçırmak istemez. Rekabet olan ortamda mesela bir klima tamircisi kolay mı yetişiyor zannediyorsunuz bir şirket tarafından? Onu alıp da rakip firmaya kaçırmamak için onu mutlu etmeye çalışır. İşçi hakları, emekçilerin haklarını hem rekabet arttırır hem de ona olan talebi arttırmak. Ne kadar çok iş yeri açılırsa bir ülkede emeğe o kadar talep olur. Onun için Norveç çok zengindir, Bangladeş fakirdir. Sefalet içinde sürünmektedir. Çünkü Norveç'te sermaye çoktur, emek azdır. Emeğe talep vardır, onun için emek değerlidir. Ama Afrika'nın 100 milyonluk, 200 milyonluk ülkelerinde sermaye yoktur. Kahrolsun kapitalizm, kahrolsun sermaye dendiği için orada maalesef sefalet vardır. Ben izin verirseniz bir örnek daha vereyim. İzleyiciler de daha iyi anlasın. Bir sokağın iki köşesine iki simitçi koyalım. İkisine simit satsın. Ama bir tanesi kafayı kullanıp o üçgen karper peynirlerinden koysun. Onun satışları artacak. Biraz sonra bir meyve suyu koysun simidin yanına, kuru kuru gitmiyor. Biraz daha para kazanmaya başlayacak. Karşıdaki sadece simit satacak ve satışları düşecek. Şimdi ne yapacağız? Bu adam zenginleşti diye kahrolsun kapitalizm ondan alıp buna mı verelim? Onu yaparsak o zaman kalite düşüyor, verimlilik düşüyor. Yani bunlar serbest piyasanın gerçekleri.
Bu çerçeveden bakıyorum ben. Sanıyorum verdiğiniz örneğe sistemsel bir itirazda bulunacak Aydemir Güler. Yani... Çok pratik bir itirazda bulunacağım. Buyurun dinleyelim. Zenginleşen bir simitçi, kalp ve peynir sokup da simit arasında zenginleşen bir simitçi gördüyseniz eğer, lütfen ben tanışmak istiyorum kendisiyle. Zenginleşen derken, örnek olarak Cem Toker şunu söylemeye çalışıyor. Örnek şu açıdan yanlış. Girişimcilik zekası üzerinden onlara, bir şey söylemeye onlara kapitalist diyemiyoruz. Bunu cezalandıracak mıyız bu adamı? Bir dakika, buyurun Aydemir Güler. Hayır, niye cezalandıralım? Bakın, mesele sınıfsal. Bu simitçi arkadaşların ikisi de kendi emekleriyle geçiniyorlar. Farkındasınız değil mi? Sabah açıyor o tezgahı, simitleri alıyor, getiriyor, yerleştiriyor. Doğru. İkisi de kendi İçine emeği. Peynir koyuyor veya zeytin ezmesi koyuyor. Bilmiyorum ne yapıyorsa yapıyor. Ama kendi emeğiyle. Kimseyi sömürmüyor. Öbür tarafta ise 3000 tane işçi sabah servislere biniyorlar, o fabrikaya giriyorlar. O fabrikaya neden giriyorlar? Çünkü o fabrika birinin, bir ailenin, bir adamın malı. Niçin? Nereden? Çok çalışmış da o öyle mi kazanmış? O işçiler günde 8 saat, yılda 300 bilmem kaç gün çalışacaklar ama hayatları boyunca o fabrikanın sahibi olma ihtimali olmayacak, gündemlerine gelmeyecek. Nasıl olabilir? Nasıl bir aile o kadar çalışmış, o kadar yaratıcı olmuş ki o fabrikayı sahiplenmiş, binlerce işçiyi çalıştırıyor. Aydemir binlerce hocam, işçi aptal mı bunlar? Tembel mi? İnovasyon yapmıyorlar mı? Hocam başarmış bir ülke dediğiniz mesela neresi var? Yani takdirle izlediğiniz. Ne açıdan? Şimdi, bu anlattığınız eşitlik meselesi olgusu üzerinde. Simitçilerden de örnek verirsek. Eşitlik meselesi simitçiler, Sovyetler Birliği çok son derece ciddi bir örnektir. Farklı toplumsal yapıları... Bugün değil, o zaman. Bugün Sovyetler Birliği yok zaten. Yıkılmadan Sovyetler Birliği. Çok son derece önemli bir örnektir. Yakından incelenmesi gerekir. Tarihsel olarak birbirinden çok farklı gelişmişlik düzeylerindeki toplumları entegre etmiştir. Ve aralarındaki farkların birkaç on yılda son derece ciddi bir şekilde daraldığı, açının daraldığı örnekler yaratmıştır. Küba kurulduğu iktidarın sosyalistler, komünistler tarafından ele geçirildiği günden beri en yakın büyük komşusu Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukası altında yaşıyor. Daha geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler'de oylama yapıldı. İki ülke ablukanın devamı yönünde oy verdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. Uygulayan Amerika Birleşik Devletleri olduğu için o iki oy kazanmış oluyor ve Küba kuşatılmaya aslında devam ediyor. Aslında Küba ile ilgili ben bir şeyler söyleyebilirim. Pardon. Biz izin verin Aydemir Güler cümlesini bitirsin. Buyurun. Yo, bitirdim aslında. Pardon. Yani Küba'nın zengin bir ülke olduğunu söyleyebilecek durumda değiliz. Bu mutlu bir toplum olmasını etkilemiyor. Mutlu bir toplum yaşıyor Küba'da. Ama Küba'nın yoksulluğun cenderesini tam anlamıyla kıramamış olmasında bu Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı abluka birinci derecede sorumludur ve bu gerçekten bir insanlık suçudur. Peki bir saniye lütfen. Cem Toker size geleceğim ve aynı soruyla geleceğim. Hem Aydemir Bey'in tespitlerine herhalde bir yanıt vermek istediniz ama aynı zamanda size de dünyada başardığını düşündüğünüz ülke hangisi diye soracağım ama izin verin Hakan Çelenk bir yorum yapmak istiyor. Küba ile ilgili bir yorum yapacağım. Küba yanı başında Haiti var. Haiti tam anlamıyla kapitalizmi benimsemeye çalışan en azından Amerika güdümünde bir ada. Küba'da yanı başında bir ada. İki adayı düşündüğünüz zaman Küba'nın bu koşullar altında bile daha iyi iş çıkardığını çok net söyleyebilirim. Küba'ya gitmiş birisi olarak söylüyorum. Sosyal adaletin olduğu bir yer olduğu çok nettir. Haiti'yi düşündüğünüz ya da Jamaika'yı düşündüğünüz zaman ya da Porto Rico'yu düşündüğünüz zaman hani Küba'da dendi ki zamanında Fidel gidebilirsiniz dediği anda birçok insan işte Meksika körfezine doğru sürdü botları. Yani bu çok örnek verilir ama Haiti'ye acaba Amerika'ya hepiniz gidebilirsiniz dediğiniz zaman nasıl bir sonuç olur diye sorarım ben. O anlamda Küba'nın çevresindeki ülkelerden daha iyi olduğunu gördüm ve böyle siz düşünüyorum. Siz şimdi çok pas vermiş oldunuz. Biraz öyle oldu. Evet. Peki. Cem Toker. Pardon. Yani şunu söylemek mümkün zannediyorum. Küba'ya ilişkin en haksız ve çok yüzeysel, gerçeklikte bağı olmayan eleştiri ne kadar maaş alıyorsun, ne kadar ücret alıyorsun sorusudur. Ücretim düşük olabilir uluslararası kurla dönüştürdüğünde ama ev kirası vermiyorum. Bütün sağlık hizmetlerim bedava, eğitime para harcamıyorum. Ulaşıma çerez parası kadar para harcıyorum.
Bütün bunları yan yana koyduğunuzda neden mutlu bir toplum olduğunu veya kasırgalar ülkesi, coğrafi olarak kasırgalar ülkesi. Her yıl kasırgalarda milyonlarca insanın yerini değiştiren, ölmemeleri için elinden gelen her şeyi yapan bir devlete sahipsiniz. Mutlu olabilirsiniz tabii ki. Peki, Cem Toker? Önümüzdeki 10 gün içinde burada 2 senedir kalan bir Kübalılar röportaj yapıp yayınlamam şart oldu. O bana Küba'yı anlatıyor. Buradaki peri masallarının doğru olmadığını, dönmek istemediğini ama ailesi orada olduğunu. Neyse, bu bir detay. Küba'nın gerçek yüzünü ben bu adamcağızdan dinliyorum. Adı da Reynaldo. 2 senedir Kıbrıs'ta çalışan, hem de bir büyükelçinin kardeşi. Ben YouTube'dan bunu yayınlarım. Neyse, yalnız size kötü bir haberim var. Geçen sene Küba Anayasası'nda değişiklik yapılarak özel mülkiyete izin verilmeye başlandı. Yani son kale de gidiyor. Deminki sorum yine havada kaldı. Niçin demir perdeyi ve duvarları komünist rejim ördü de kapitalist rejim örmedi? Bir saniye. Araya sadece 10 saniye için giriyorum. Trump da Meksika'ya duvar ördü biliyorsunuz. Evet, neden Meksikalılar kaçıyor Amerika'ya? Çünkü Amerika'ya gelsin istemiyor. Siz bir Amerikalının Küba'ya kaçtığını duydunuz mu? Amerika'nın sağlık sistemi felaket. İnsanlar kaldırımda ölüyor. Sokaklarda yatıyor beyefendinin dediği gibi. Evleri yok. Ama ben bir Allah kulunun herkese evin bedava olduğu, sağlık sisteminin bedava mükemmel olduğu Küba'ya kaçan duymadım. Carter yıllarında Castro kapıyı açtı, gelsin dedi Carter. Gemilerle Kübalılar kaçtı. Siz bir Amerikalının Küba'ya sığındığını, bir Batılı'nın, bir Batı Alman'ın Doğu Almanya'ya sığındığını, iltica ettiğini, hayatını riske atarak komünizme kaçtığını siz hiç duydunuz mu? Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçan duydunuz mu? Bu kadar mükemmel bir rejime insanlar enayi mi gitmiyorlar? Hayatlarını riske atmıyor. Hep öbür türlü oluyor. Bu neden? Kusura bakmayın ama ben de Küba'ya kaçmam. Ben bu ülkede eşitliğin tesis edilmesi için mücadele vermeyi daha anlamlı buluyorum. Kaçanlar niçin kaçıyor? Siz, ben şahsi bir tartışma yapmıyorum tabii ki sizinle. Ama kaçan milyonlarca insan neden kaçtı? Duvar neden yıkıldı? Kim yıktı duvarı? Peki, o zaman ben soruyu şöyle formüle edip izninizle Sayın Güler'e sorayım. Kim daha özgür? Komünist ülkeler mi, liberal ülkeler mi? Liberal ülkeler neresi diye sormak durumundayım. Cem Toker'in kastı herhalde işte Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi yapılar herhalde. Peki şimdi duvar ve Berlin duvarı, ünlü Berlin duvarı. Berlin duvarı yıkıldı. Berlin duvarının yıkılmasını demokratik Alman toplumunun da önemli bir kesiminin alkışladığını, çoğunluğunun demiyorum. Öyle bir araştırma yok elimizde çünkü. O hayli günlerde öyle bir araştırma yapacak toplumsal atmosfer yoktu. Ama önemli bir kesim duvarın yıkılmasını destekledi gerçekten. Sonuç ne oldu? Demokratik Alman toplumu Federal Almanya'da birleştikten sonra Federal Almanya'nın zencisi oldu. Tırnak içinde zenci sözcüğü benim kullandığım bir sözcük değil ama derdimi anlatıyor. Yoksulluğun en yoksul bırakılan bölge oldu. Demokratik Almanya ve Çekoslovakya sosyalist ülkeler arasında ileri derecede sanayileşmiş iki ülkedir. Demokratik Almanya'nın sanayisi yıkılmıştır. Bile isteye Federal Almanya tarafından yıkılmıştır. Özelleştirmelere konu olmuştur ve bugün Demokratik Almanya'nın ulaştığı insani gelişme düzeyiyle Federal Almanya'daki durum karşılaştırılamaz. Neden insanlar kaçar sorusu. Evet. Şimdi kusura bakmayın ama yani bunu bugün Türkiye'de bunu sormak bir tuhaf oluyor. AKP'nin baş aşağı düştüğünü konuşup duruyoruz. Halk TV ekranlarında da bunu bol bol konuşuyoruz. Bence de AKP geriliyor. Ama AKP hala birinci parti. Evet. İnsanlar AKP'ye daha özgür oldukları için mi, daha mutlu oldukları için mi, iş buldukları için mi, hastanelerde çok memnun oldukları için mi oy veriyorlar? Oy davranışının ve politik davranışların gerekçeleri çok çeşitlidir. Örneğin medyaya bakacaksınız.
Türkiye'nin medyasının nasıl kontrol edildiğine bakacaksınız. Bir de dönüp 1970'lerde, 80'lerde Batı dünyasının kontrol ettiği medyaya bakacaksınız. Polonya, Polonya'da Batı'nın kontrol ettiği kilise kurumuna bakacaksınız. Bütün bunlara bakmadan insanlar neden, nereden, nereye gidiyor sorusu çok sade ve gerçekleri kültürel açıklamaya gitmeyen bir soru olmuş. Kültürel emperyalizmin bunu beslediğiniz mi düşünüyorsunuz? Batı'ya yönelik. Şöyle bir öz eleştiri veriyorum. Ben Sovyetler Birliği'ni sahiplenen bir gelenekten geliyorum. Bütün solcular Sovyetler Birliği'ni sahiplenmiyor olabilir. Ben sahipleniyorum. Çok önemli bir deneyim olduğuna inanıyorum ve gelecekte de yararlanacağımızı düşünüyorum o deneyimden. Sovyetler Birliği ve diğer dönemin sosyalist ülkeleri adına çok net bir öz eleştiri yapmak durumundayız. İdeolojik mücadeleyi kaybettik. Batı'nın yoksulluk, eşitsizlik üreten, mülkiyeti yaymayan, insanları, toplumu mülksüzleştiren Batı'nın özgürlük propagandasını göğüsleyemedik. Bu büyük bir yanlıştır, büyük bir yenilgidir ve yenilginin en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Peki. Ama aynı şeyi bugün Türkiye'de başka bir çerçeveden bakınca laiklik içinde söyleyemez miyiz? Laiklik ve toplumun davranışlarının dinsel kurallara referansla tayin edildiği teokratik bir yapı. Bu ikisini karşılaştırdığımızda hangisinin özgürlükçü olduğu belli değil midir? Kaderinize Tanrı'nın hükmettiği bir sistem mi, yoksa kaderinizi bu dünyada düşünerek, çalışarak kendi inşa ettiğiniz bir model mi? Hangisi daha özgürlükçü? Bana sorarsanız ama, her ikisine de eleştirel bakabilen ve nerede yer alacağını kendi seçebilen insanların olduğu bir ülke düzeni. Peki, en özgürlükçü. Ama ben şuraya bağlayacaktım. Geride bıraktığımız yıllarda, çok uzun olmayan yıllarda, AKP'li yıllarda laikliğin tasfiye edilmesi özgürlük adına gündeme getirildi ve savunuldu. Doğru. Şimdi bu laikliği daha az özgürlükçü, şeriatçılığı da daha özgürlükçü hale getirmiyor. Anladım fikri olarak. İpek'cim son 3 dakikam reklam arama. İstersen Cem Bey'e soralım. Sonra Cem Bey'e soralım. Ondan sonra reklamdan sonra gündeme mi geçeceğiz? Yoksa şöyle ya, bu tabii değerli bir fikri tartışma. İzleyicilerimiz de büyük bir iştahla izliyorlar. İzliyorlar. Keşke... ve komünizme yakın olduklarını gördüm ben. Yok, ben öyle benimkiler demek ki. Benim kitle daha farklı.